beyefendi sarayımıza teşrif etmişlerdi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlçe başkanımız Sayın Avukat Ümit Çoban'ı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Bayramınız mübarek olsun. Bugünkü bayram başka programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşama kadar oruç tutanlar iftar saatiyle beraber bir bayrama kavuşmuş oluyorlar. 30 gün oruç tutanlar da Allah'ımızın bir ikramı olarak yeme içmeye kavuşarak bayramlarını, sevinçlerini hep beraber yaşamış oluyorlar. Ramazan münasebetiyle biz de yeme imkanı olmayan, içme imkanı olmayan kardeşlerimizin halleriyle hallenmeyi öğrendik. Daha çok lüks yerlerde halkımızla beraber olmayı bu Ramazan'da tercih ettik. Ben bu kadar güzide topluluğu görmüşken bir belediye ile ilgili birkaç cümle söylemeden de kürsüden inmek istemiyorum. Aşağı yukarı 3,5 yıl şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin şemsiyesi altında Maltepe. Onun öncesinde de bir 5 yıl yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye oldu. Toplamda 8-8,5 yıl içerisinde Maltepe'de nasıl hizmet yapıldığı, neler yapıldığını görmek çok kolay. Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerini anmak ve saymak bizim bir dakikamızı almaz. Çünkü olmayan bir hizmetin anlatılacak bir zamanı da olmaz. Artık Maltepe Belediyesi'ni AK Partili kadroların alması zamanının geldiğini gösteriyor. Bu belediyeyi nasıl alacaksanız alın, ne yapacaksanız yapın, çalışın, gayret edin diye bize telkinde bulunuyorlar. Tabii bu vesileyle başta onun beşiklerimiz olmak üzere vatanı ve toprağı uğruna şehit olmuş tüm şehitlerimize rahmetle anıyor. Ailelerine de sabrı celil niyaz ediyorum. Aynı zamanda AK Parti bir kardeşlik, bir vefa hareketidir. Bugün ailelerimizle bayramlaştığımız gibi bu salondakiler de ailemizin bir ferdi görerek hepimiz koşarak buraya geldik. Bayramımızı kutluyor, tüm dünyanın, ülkemizin de bayram vesilesiyle huzurun ve istikrarın sabit kalmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ramazan-ı Şerif'i yaşatıp bayramı bize bulaştıran Rabbime hamd ediyorum. Tabi burada siyasette hem başkanımız hem üstadımız Erol Bey varken siyaset konuşamam. Hem dini konularda hem de her türlü dünyevi olayları yorumlamada İsmet abi gibi bir üstad varken de konuşamam. Dolayısıyla bana düşen aslında hemen huzurlardan ayrılmak ama en azından Maltepe ile ilgili konuşabilirim herhalde. Tabi şimdi Fikri Bey ile biz Hazret Partisi'nde kendisiyle beraber görev yapmıştık. O zaman bir gün Maltepe'yi alacağımıza inanmıştık ve AK Parti kurumsal kimliği altında da elhamdülillah o hedefimize ulaşmıştık. Ama Mevla o nimeti bizde bırakmadı. O mutlaka ve mutlaka bizden kaynaklanan eksiklerdi. Dolayısıyla bugün tekrar o nimete kavuşmak istiyorsak, bugün tekrar Maltepe'de yerelde iktidar olmak istiyorsak, dönüp kendimize hesaba çekmemiz gerekiyor. O gün bize Maltepe'yi kazandıran ruhun hangi ruh olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İnanıyorum ki biz aslımıza dönersek, biz yapmamız gerekeni yaparsak Mevlam Maltepe'de 2019 yılında bize bir bayram daha, ilave bir bayram daha yaşatacaktır. Tabi bunu bir Maltepe'li milletvekili olarak ve aynı zamanda da genel merkezde Erol Başkanımızın yani genel yönetmenlerden sorumlu genel başkanımızın ekibinde olup
bu işlerden sorumlu bir insan olarak da ayrıca çok istiyorum. Çünkü bir de bunun hesabını vermek var başta Erol olmak üzere. Allah hesabımızı kolaylaştırın inşallah diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biliyorum ki Maltepe kendine yakışanı yapacak. Bu şehirde sadece yerelde iktidar olmak değil, her zaman iktidar olacağı temelleri atacaktır. Ve bu temellerin üzerinde de siyaseti inşa edecektir. Tekrar bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara maa ile huzur ve afiyetle ulaşmayı nasip eylesin.